Bir zamanlar deniz kenarında dalgaların sabah ışıklarıyla dans ettiği, martıların gökyüzünde neşeyle süzüldüğü küçük ama şirin bir balıkçı köyü varmış. Bu köy yemyeşil tepelerle çevrili, berrak suların balıkçılara cömert davrandığı bir yerdi. Bu köyde yaşayan insanların çoğu balıkçılıkla geçimini sağlardı. Günlerini denizle boğuşarak, ağlarını doldurarak ve akşam olduğunda ailelerine dönerken sevdiklerine taze balık getirerek geçirirlerdi. Köyde adı Hasan olan genç bir balıkçı yaşarmış. Hasan, köyün en çalışkan balıkçılarından biriymiş. Hasan'ın babası da bir zamanlar köyün en ünlü balıkçılarından biriymiş ama yıllar geçtikçe yaşlanmış ve güçten düşmüş. Hasan, babasının mirasını devam ettirmek için genç yaşlardan itibaren Deniz'le iç içe yaşamaya başlamış. Balıkçılığı babasından öğrenmiş, denizin dilini çözmüş, fırtınaları sezmiş, hangi balığın hangi mevsimde nerede bulunacağını ezbere bilir olmuş. Her sabah Hasan güneş doğmadan çok önce uyanır, balıkçı kasabasının taşlı yollarında yürüyerek kayığına giderdi. Deniz onun hayatının bir parçasıydı. Dalgaların sesi, tuzlu deniz kokusu ve rüzgarın yüzüne çarpışı onu her sabah yeniden hayata bağlardı. Hasan kayığına biner, ağlarını ve oltalarını kontrol eder, dualarla denize açılırdı. Günlerden bir gün Hasan'ın kayığı denize açıldığında hava oldukça sakindi. Gökyüzü mavi bir çarşaf gibiydi. Tek bir bulut bile yoktu. Deniz o gün Hasan'a cömert davranmamıştı. Hasan, sabahın ilk ışıklarıyla başladığı avda akşama kadar hiçbir balık yakalayamamıştı. Saatlerce uğraşmış, denizin derinliklerine ağlarını atmış ama ağları boş çıkmıştı. Hasan her geçen dakika umutlarının azaldığını hissetmiş, akşamüstü olmasına rağmen bir kez daha şansını denemeye karar vermişti. Bu sefer Hasan ağını denizin daha derinlerine atmıştı ağının suya gömülüşünü izlerken içindeki umutsuzluğu bastırmaya çalıştı. Belki bu sefer bir şeyler yakalayabilirdi. Dakikalar sonra ağını çekmeye başladı. Tam o anda ağının derinliklerinden gelen bir parıltı dikkatini çekti. Gözlerine inanamıyordu. Ağı çekmeye devam etti ve sonunda ağının içinde parıldayan bir balık olduğunu gördü. Bu balık sıradan bir balık değildi. Tüm vücudu altın gibi parlıyordu. Balık adeta denizin derinliklerinden gelen bir hazineydi. Hasan, Balığı ağdan çıkarırken balığın gözlerinde bir insan bakışı gördü. Balık Hasan'a doğru döndü ve insan gibi konuşmaya başladı. Ey iyi kalpli balıkçı, beni denize geri bırak, seni ödüllendireceğim. Hasan şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi. O güne kadar denizde binlerce balık tutmuştu ama hiçbiri onunla konuşmamıştı. Ancak aç gözlü bir insan olmadığı için balığın isteğini yerine getirmeye karar verdi. Sonuçta belki de bu balık denizin derinliklerinde yaşayan bir sihirli yaratık olabilirdi. Balığı nazikçe tutup suya geri bıraktı. Balık suya dokunur dokunmaz gözden kayboldu. Hasan bunun bir rüya olup olmadığını merak ederken suyun yüzeyinde tekrar bir parıltı belirdi. Bu sefer balığın sesi duyuldu. Hasan, senin iyiliğin ve dürüstlüğün beni çok etkiledi. Bu yüzden sana üç dilek hakkı veriyorum. Dileklerin ne olursa olsun gerçekleşecek ama dikkatli ol. Her dileğini iyi düşün ve bilgelikle karar ver. Hasan, bu beklenmedik hediyeye çok sevindi ama aynı zamanda da düşündü. Birdenbire hayatını değiştirebilecek bu fırsat, onu biraz ürkütmüş de olsa hayatındaki en büyük şansıydı. Ancak Hasan acele etmeyecekti. Dileklerini dikkatle düşünecek, ona sunulan bu büyük fırsatı en iyi şekilde değerlendirecekti. Hasan bu düşüncelerle köyüne döndü. Evine vardığında eski ve bakımsız kulübesine baktı. Bu kulübe yıllarca ailesine barınak olmuştu ama artık eskimişti. Çatısı akıyordu, duvarları yıpranmıştı. O anda ilk dileğini dilemeye karar verdi. Keşke ailem ve ben daha sıcak, rahat bir evde yaşasak. Hasan bu dileği söyler söylemez etrafında bir şeylerin değiştiğini hissetti. Eski kulübesinin yerinde güzel ve büyük bir ev belirdi. Bu ev, Hasan'ın ve ailesinin hep hayalini kurduğu bir evdi. Büyük pencereleri vardı, çatısı sağlamdı, odaları geniş ve ferahtı. Evin etrafında güzel bir bahçe vardı. İçinde meyve ağaçları ve çiçekler yetişiyordu. Hasan'ın ailesi de bu yeni evde yaşamaktan çok mutlu olmuştu. Ancak Hasan bu ilk dileğinin sonuçlarından memnun olsa da hala iki dilek hakkı kaldığını biliyordu. Bu dilekleri de aynı dikkatle kullanmak istiyordu. Günlerce düşündü, taşındı. Acaba ne dilemeliydi? Bu dilekler onun hayatını tamamen değiştirebilirdi. Ama ne kadar düşünürse düşünsün bir türlü karar veremiyordu. Bu sırada Hasan'ın köydeki komşuları ve arkadaşları onun bu yeni evini görüp çok şaşırmışlardı. Herkes Hasan'ın birdenbire nasıl böyle zenginleştiğini merak ediyordu. Kimi insanlar onun bu başarısını takdir ederken kimi de içten içe kıskanıyordu. Hasan bu ilginin kendisine yönelmesinden pek hoşnut değildi. O sade bir hayat yaşamayı severdi. Ancak artık herkesin gözü onun üzerindeydi. Hasan'ın en yakın komşularından biri olan Mehmet köyde Hasan'ın bu yeni hayatını en çok kıskananlardan biriydi. Mehmet, köyün en zenginlerinden biri olmasına rağmen hiçbir zaman mutlu olamamıştı. Hep daha fazlasını istemiş, hep başkalarının sahip olduklarına göz dikmişti. Hasan'ın bu aniden değişen hayatını görünce de onu kıskanmaktan kendini alamamıştı. Mehmet, bu durum karşısında Hasan'lı kandırmaya karar verdi. Onun son iki dileğini de kendi çıkarına kullanmasını sağlamaya çalışacaktı. Bir gün Mehmet, Hasan'ın evine gelmiş. Kapıyı çaldığında Hasan onu içeri buyur etmiş. Hasan, Mehmet'in bu ani ziyaretinden şüphelenmiş olsa da misafirperverliğini göstermiş ve onu ağırlamış. Mehmet evin içine bakınırken, "Hasan kardeşim, bakıyorum yeni evin hayırlı olsun. Ama merak ediyorum, bu güzel ev nasıl oldu da böyle birden ortaya çıktı?" demiş. Hasan önce bu soruya nasıl cevap vereceğini bilememiş ama sonra içtenlikle bu ev bana verilen bir dilek sayesinde oldu. Mehmet kardeş, naideleri yadeni denizde yakaladığım bir altın balık bana üç dilek hakkı verdi. İlk dileğim ailemle birlikte rahat bir evde yaşamaktı. Gördüğün gibi dileğim gerçekleşti. Mehmet, Hasan'ın bu sözlerini duyunca gözleri parlamış. Hasan'ın hala iki dileği daha olduğunu öğrenince planını devreye sokmaya karar vermiş. Hasan'a yaklaşmış ve alaycı bir tavırla. Hasan kardeşim, bak güzel bir evin oldu. Ama neden hala zengin değilsin? Bence ikinci dileğin olarak zengin olmayı dileyebilirsin. Sonuçta zenginlik her kapıyı açar. Hem bu köyde en zengin balıkçı sen olursun. Herkes seni konuşur, herkes sana saygı duyar. Hasan, Mehmet'in bu sözleri üzerinde düşünmeye başlamış. Gerçekten de zenginlik birçok sorunu çözebilirdi. Ailesine daha iyi bir hayat sunabilirdi köydeki fakir insanlara yardım edebilirdi. Ama aynı zamanda bu kadar büyük bir zenginliğin getireceği yükler de vardı. Hasan bu ikilem içinde kalmış ama sonunda Mehmet'in sözlerine kapılmış. Mehmet kardeşim haklısın, ikinci dileğim çok zengin olmak demiş. Hasan bu dileği söyler söylemez, evin içi bir anda altınlarla, mücevherlerle dolmuş, odalar hazine sandıklarıyla dolmuş, her köşe altın paralarla parlamaya başlamış. Hasan ve ailesi artık köyün en zengin ailesi olmuştu. Ancak bu zenginlik beraberinde beklenmedik sorunlar da getirmişti. Hasan'ın ailesi bu kadar çok paranın içinde nasıl yaşanacağını bilemez olmuş, eski sade hayatlarını özlemeye başlamıştı. Hasan'ın zenginliği köydeki diğer insanları da etkilemiş, bazıları onu kıskanmaya, bazıları ise ondan yardım istemeye başlamıştı. Günler geçtikçe Hasan bu zenginliğin kendisine mutluluk getirmediğini fark etmiş. Ailesiyle olan ilişkisi bozulmuş, eski dostlukları zedelenmiş, içindeki huzur kaybolmuştu. Hasan artık eski sade hayatını özler olmuştu. Mehmet'in sözlerine kapılarak yaptığı bu ikinci dilek ona beklediği mutluluğu getirmemişti. Sonunda Hasan üçüncü dileğini kullanmaya karar vermiş. Ancak bu sefer acele etmeyecekti. İlk iki dileğinde yaptığı hataları tekrar etmek istemiyordu. Düşündü, taşındı, sonunda denize geri dönmeye ve altın balığı tekrar çağırmaya karar verdi. Hasan, kayığına bindi ve denize açıldı. Denizin ortasında, o sihirli balığı yakaladığı yere geldiğinde, üçüncü dileğini söylemek için balığı çağırdı. Hasan'ın sesini duyan altın balık suyun yüzeyinde belirdi ve ona tekrar sordu. "Hasan, üçüncü ve son dileğin nedir? Söyle ki yerine getireyim." Hasan derin bir nefes aldı ve balığa şöyle dedi. Altın balık, ben yaptığım hataları anladım. Ne büyük bir ev ne de zenginlik bana huzur getirdi. Bu yüzden son dileğim her şeyin eski haline dönmesi. Sade, mutlu ve huzurlu bir hayat istiyorum. Ne fazla ne de eksik. Altın balık Hasan'ın bu dileğini duyunca hafifçe gülümsedi. Hasan'ın dersini aldığını ve gerçek mutluluğun nerede yattığını anladığını gördü. Balık Hasan'ın dileğini kabul etti ve suyun derinliklerine dalarak gözden kayboldu. O anda Hasan'ın büyük evi ve hazineleri kayboldu. Her şey eski haline döndü. Hasan yeniden eski kulübesinde ailesiyle birlikte mütevazı bir yaşam sürmeye başladı. Ancak bu kez hayatındaki küçük şeylerin kıymetini daha iyi anlamıştı ailesiyle birlikte geçirdiği zaman, denizdeki sade ve huzurlu günler, dostlarıyla olan ilişkiler ona gerçek mutluluğu getirmişti. Hasan bir daha altın balığı görmedi ama ona minnettar kalmaya devam etti. Hayatının her anında sahip olduğu şeylerin değerini bilmeye çalıştı ve asla fazlasını istemedi. Köydeki insanlar Hasan'ın bu mutlu ve huzurlu hayatını örnek alarak kendi hayatlarında da küçük şeylerin kıymetini bilmeyi öğrendiler. Kötü Mehmet ise Hasan'ın başına gelenlerden ders almış, kıskançlığını ve hırsını bir kenara bırakarak kendi hayatında mutlu olmayı öğrenmişti. Zamanla o da köydeki diğer insanlar gibi daha sade ve huzurlu bir hayat sürmeye başlamıştı. Böylece balıkçı Hasan ailesiyle birlikte sade ama mutlu bir yaşam sürmüş. Gökyüzünde süzülen martılar, denizde dans eden dalgalar ve güneşin altındaki o küçük köy, Hasan ve ailesinin evi olmaya devam etmiş.